Samsun'da 9 gün sürecek Türkiye Kültür Yolu Festivali. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un yeni açılan Samsun Müzesi'nde yaptığı açılış toplantısıyla başladı. Samsun'da artık bu büyük markanın bir parçası, kültür ve sanatla bütünleşmiş turizm vizyonumuzun bir aktörüdür. 30 ayrı mekanda 1000'e yakın sanatçının katılacağı ve 9 gün sürecek festivalde konserlerden sergilere, tiyatrodan opera ve bale gösterilerine, söyleşilerden atölyelere, çocuk etkinliklerinden dijital sanata 600 etkinlik gerçekleştirilecek. Bugün festivalimizi başlatırken öncelikle bütün vatandaşlarımıza kulturyolufestivali.com web sitemizi ziyaret etmelerini öneriyorum. Bütün etkinlikleri, sanatçı, içerik, yer ve saat bilgilerini sitemizde bulabilirsiniz. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Samsun'un turizmin Karadeniz'deki lokomotifi olması için ilk adımı 3 ay önce attıklarını söyleyerek Türkiye Kültür Yolu Festivali ile ilgili bilgiler verdi. Batı Park'a kurduğumuz ana sahnemizde Oğuzhan Koç, Buray, Uğur Aslan, Serhat Göçer, Can Bonomo, Mert Demir, Fatma Turgut, Cem Adrian ve Bengü sahne alacaklar. Aslı Hünel, Dolapdere Dikken, Şükriye Tutkun gibi farklı müzik dallarından daha birçok sanatçımız, koro ve topluluklarımızda verecekleri konserlerle Samsun'da Samsunlularla buluşacak. Farklı oyun ve temsillerin yanında Şahmeran Operası'nın dünya premierinin festival kapsamında Samsun'da gerçekleştirileceğini özellikle belirtmek isterim. Çok değerli sanatçılarımızın eserlerini içeren Atatürk Kültür Yolu'nda Samsun'dan Cumhuriyet'e %100, Anadolu ve Zümrüt Anka gibi resim, fotoğraf, hat, deri rölyef ve dijital içerikli birbirinden özel sergiler sanatseverler için kapılarını açacak. Böylesi farklı dal ve tarzlarda eseri görme fırsatını kesinlikle kaçırmamanızı öneriyorum. Samsun Müzesi'ndeki açıklamanın ardından festival alanlarını gezen Bakan Ersoy, festival kapsamında Samsun Panorama Müzesi önünde kurulacak olan, kilim dokuma tezgahında 155 bin kişi tarafından ilmek ilmek örülecek olan Atatürk portresinin ilk ilmeğini attı. Öte yandan Bir Taş Sen Koy etkinliği kapsamında 55 bin taştan oluşacak Atatürk portresi mozaiği de Samsun'un Olgunlaşma Enstitüsü'nde yer alacak. Bakan Ersoy'un ilk taşı koyarak yapımına başlanan mozaik 55 bin kişi tarafından taş koyarak tamamlanacak.